Evet, programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Erkin de geldi, hoş geldin. Hoş bulduk. Trafik nasıl? Trafik fena değildi de hava limanları felaket tabii. Maalesef. Çok şikayet var. Son günlerde rotarlardan uçağın içinde 1,5 saat bekledik diyenler falan var internette uçağın görüyorum. Uçağın içinde bekliyorsunuz, uçağın dışında bekliyorsunuz, köprüleri var, geçilmez, yolları var, gidilmez. İstanbul bir tuhaf şehir. Ama yapıyor. Yapıyorlar yani. Köprü yapıyorlar size. Niye beğenmiyor musunuz? Beğeniyoruz yoksa maliyetlerini açıklasın. Çok pahalı. Kullanamıyoruz. Maalesef. Ama ödemeyi yapıyoruz. Ben mesela Osman Gazi Köprüsü'nden hiç geçmedim. Bunu her programda söylüyorum aşağı yukarı. Herhalde bir 6-7 geçiş parası ödemişimdir. İyidir abi. Namık Bey, ben yokken Murat çok atıp tutmadı değil mi? Vallahi biz nasıl bir savrulduk biliyor musun? Oradan oraya, oradan oraya o kadar çok konu vardı ki. Evet, piyasaya giremedik. Bari sen piyasayı anlat. Yani dolar ne olacak, faiz ne olacak hiç tabii giremedik. Tabii bütün bunlar domates, biber, patlıcan, diyelim hastane paraları, katkı payları, ödenen paralar, tarım, ithalat, ihracat meselesi, çelişkiler derken tabii bütün bunlar piyasalara bağlı. Bu piyasalar nasıl işliyor ki bu sonuçlar doğuyor? Onda seninle başlayalım. Vallahi ekonomi dengeleniyor diyorlar. Her şey düzeldi diyorlar. Kur 5.25 diyorlar. IMF geldi geliyor dedikoduları var piyasada. Hemen hemen her şey konuşuluyor da biz verilere bakıyoruz. Veriler farklı farklı şeyler söylüyor. Bir kere şunu söyleyelim çok net. Elimizde bir PMI endeksi var. Buna göre Türkiye ekonomisi Nisan'dan beri çok sert bir şekilde daralıyor. Adını koyduk. Ekonomi küçülüyor. Ekonomi küçüldüğü için işsizlik artıyor. TÜİK'in rakamlarına bakıyoruz. TÜİK'in rakamlarındaki artan işsizlikle ekonomik daralma arasında uyumsuzluk var. TÜİK slaytlarını gösterebiliriz arkadaşlar bu arada. Yani İşkur'un verilerini baz alıyoruz. Ona göre Türkiye'de Nisan'dan beri 1.1 milyondan fazla insan kayıtlı işsiz artışı var. Enflasyon resmi rakamlarla %20, sahadaki, sokaktaki enflasyon üretici fiyatlarına yakın. Üretici fiyatları %35 artmış durumda. Yani gerçek enflasyonla açıklanan enflasyon arasında da büyük bir uçurum var. Yani şu an veriler aslında verilerin bir kısmı bizim güvendiklerimiz biz öne çıkarıyoruz. Onlar şu an Türkiye'de bir slumpflasyon dediğimiz hadisenin yaşandığına işaret ediyor. Yani iki benzemezi biz bir araya getirdik. Çok yüksek enflasyon ve daralan ekonomi. Bunlar normalde bir arada olmazlar. Ama bunu getirdik. Üstelik bu ev yapımı bir hadise. Yani şu anda dünyada bir şey yok. Dünyada daralan nadir ekonomilerden biri Türkiye. Ve bizim korkumuz, Murat'la hep konuşuyoruz onu, 2019'un özellikle son çeyreğiyle birlikte bir küresel krizin başlaması ve Türkiye'deki bu yaşadığımız ev yapımı krizin katlanarak artması. 2000... Bu Çin'den başlaması beklenen küresel kriz. Çin'den de başlayabilir. Yani bunun tetikleyicisi Çin de olabilir. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında işte 29 Mart 2019'da artık bir boşanma süreci başlıyor. Ve bu boşanma süreci görünen o ki anlaşmasız olacak. Yani şöyle düşünelim. İngiltere, fil, Avrupa Birliği, züccaciye dükkanı. Bir filin züccaciye dükkanından çıkışını tasavvur edin. Öylesine büyük bir hasar yıkım yani olacak. Dolayısıyla Türkiye ihracatla büyür vesaireleri falan konuşuyoruz da ihracatla büyüme şansımız yok. Avrupa şu an yeniden daralma sürecine girmek üzere. Amerikan Merkez Bankası Fed boşuna durmadı. Faiz arttırıyordu gümbür gümbür. Bir anda böyle bir frenlediler. Çünkü onlar da bizim baktığımız verilere bakıyorlar. Bizden 5 fazlası 10 fazlası ne bakıyorlarsa biz de biliyoruz nerelere baktıklarını. Dolayısıyla Fed Amerika bir küresel krizin geldiğinden yaklaşmakta olduğundan çekindi. Çekindiği için de frene bastı. Ne diyorsun Murat? Sana şunu sorayım peki. Pek hüzünlü bakıyordun. Pek hüzünlü bakıyordum. Fed'in faiz artıramamasına üzülüyor musun yoksa? Ya yıkıldım. Fed faiz arttıracak bence. Bu yıl illa arttıracak. Çünkü Amerika Trump'a asla öyle birebir ben faizlerin artmasını isteyemiyorum ve pabuç bırakacak bir sisteme sahip değil. Bu sistemsel bir hikaye. Ama burada dikkati çeken mesela bugün Türkiye 10 yıllıkları 15'in altına indi. 14.90 veriyor. 2 yıllıkları 18.20'lerdeydi. Ben en son baktığımda. Tabii bunlar işlem hacmi olmadığı için çok basit indirilebilen. Bu arada Merkez Bankası'nın faizi %24 iken. Evet ve mevduat faizleri şu anda %21-22'de. Evet. Sen %21-22 müşterine para veriyorsun.
%14 ile hazine bonusunda kendini hecme ediyorsun. 10 yıllık bir de. Yani acaba kim dünyada faizler artarken, dünyada enflasyon yükselme aşamasına geçmişken %15 ile 10 yıllık faiz alan arkadaşı ben tanımak istiyorum. Bana bunun mantığını anlatsın. Bunun mantığı bir şöyle olabilir. Sonra satarım. Çünkü ben paramı nerede değerlendireceğim? Ben kredi vermiyorum. Niye kredi vermiyorum? Çünkü o kredi %25 ile kredi verebilirim ama o kredi batabilir. Onun yerine ben %15 ile 10 puan daha az alayım, devlete borç vereyim. Mantığı bu. Yani şu anda öyle bir korku var ki bankalarda her aldıkları kredini batabilir korkusu. Krediler donmuş durumda. Yani Türkiye'nin kredinin, şu anda Türkiye'nin ne kadar batık var? Kaç lira bankaların batığı var bilmiyoruz. Benim tahminim 80-90 milyar doları buluyor batık olarak. Ne acı değil mi? Krediye talep mi yok şu anda? Krediye talep çok. Kredi veren yok. Firmalar kapıda yatıyor. Kapıda. Bankaların kapıda yatıyor. Kapısında yatıyor. Ama bankalar %25, %30 da kredi vereceğine peki, %15 ile devlete borç veriyor. Ama bu kredilerin dönme ihtimali çok sağlam değil. Tabii tabii. Kimse vermiyor. Şu anki hangi şirketin batacağını biliyor musunuz? Yani düşünün. Torku çok büyük. Anadolu Holding şey yaptı. Yani ben paralarımı bankalarla anlaşmaya oturuyorum dedi. Ya ben hiç beklemediğim bir şirket benim. Çık kooperatif yani o bir de. Yani Yörsan iflas etti. Kim bekler Yörsan iflas etmesine? Turizm sektörü şu an Türkiye'de doğru düzgün büyüyen tek sektör diyelim. Turizm sektöründen bile konkordatolar çıktı, geldi. İflaslar çıktı. Yani durumun vahametini anlatmamız lazım evet, insanlara. Evet. Şubat 2018 dolar kuru 3.70 o günleri bir hatırlatalım. Bizim Necip matbuat, gazetecilik kaygısı, bir nebze gazetecilik kaygısı hissetmeyen, yaşamayan maalesef, matbuat. Maalesef. O zaman dolar kuru yazın neden 3.5 olur raporları etrafta yayınlıyordu. Bunları öne çıkarıyorlardı. Bizler yırtınıyorduk. Yaklaşmakta olan cismin nedenli tehlikeli olduğunu, derecelendirme kuruluşları raporlarında şu yaşanacakları birebir yansıttılar. Ama basın bunları aktarmadı. Basın aktarmayınca ne vatandaş gelen krizden haberdar oldu ne de reel sektör. Firmaların gırtlağına kadar döviz borcu var. Önlem alabilirlerdi. Bilselerdi önlem alabilirlerdi. Ama biz polyanacılık oynadık. Tos pembe raporlar çizdik. Dolayısıyla herkes hazırlıksız yakalandı. Basın halkı yanılttı ya da manipülasyon yaptı. Çünkü 7'ye kadar çıkarken dolar haber yapmadılar. Ama oradan 5.5'a geri döndüğünde doların beli kırıldı diye manşetlere çıktı olay. O ana kadar kimse, yani dolara ihtiyacı olanlar sadece bunu bildi. Namık bir Bey, de şeyi Murat bilmiyor. Çok para kazandı. NTV'den alıp diğer kanallara değil sattı. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Geçenlerde Akbank'ta olmuş. Geçenlerde Akbank'ta olmuş bu. Herkes hayıflanıyordu. Ya o saatte uyanıktım da diyor. Yılbaşı günü oldu. Yok yok, son bir de Akbank'ta olmuş. İşte en son yılbaşı dönem. Akşamı. Evet. Ha, gece yılbaşı tamam. Sabaha karşı. Ya oldu. Uyanıktım da diyor. Ama tabii kim girer? Nereden bileyim de o sırada bak. Yılbaşı gecesi oldu. Ya piyasa maalesef böyle yani. Bilgisayar hatası mı gerçekten bunlar? Büyük kuvvetle muhtemelen kimse yapmaz. Yani bilgisayar hatası ama gidip de sen 500'den 1000 arası ama gidip de IT'ci çalıştırıyorsan daha... yani bütün o grubu kovman lazım. Dünyanın evet. Hiç affedilecek bir hata değil. Hata bunu affedemeyiz. Belki de kovmuşlardır bilemiyorum ama ben olsam 5 dakika tutmam şirkette. Doğru. Yılbaşı için böyle bir hata yapılır mı ya? Yani sen niye besliyorsun o zaman 500 kişiyi orada? Yani ben tamamına yakınlık olmuştum. Çok acımasızım bu konuda. Affetmem. Çünkü sadece kendisiyle ilgili değil, bankayla da ilgili değil. Yani ülkede bir başka bir şey yaratıyor. Bakın Türkiye mesela dikkat ederseniz çok ciddi dolar var. İçeriden borçlanmıyor. TL borçlanmıyor. Yurt dışından iki tane Eurobond ihracına çıktılar. Eurobond ama borçlandıkları rakam %7,5'lar. Yani geçen sene borçlandıkları rakam %5'in altındaydı. Yani 5'ten 7,5'a dolar bazında 2,5 puan. Çok yani bir bankacıya sorsanız bankacı böyle gözlerini açar bakar ne yaptık biz diye. %7,5'la bir 5 yıllık bir 10 yıllık borçlandılar. Onun üzerine vatandaştan borçlanmaya çalıştılar. Kamu spotu olarak çıktı. İşte dolarınıza %4 veriyoruz, euronuza 2,5 veriyoruz. Sen benim dolarıma 4 veriyorsun da niye elin yabancısına %7,5 veriyorsun? Ya şimdi... Çok o %7,5'u iyice açıklamak lazım. Çünkü dolarda %7,5 çok dehşet bir... Tabii canım hem dolar kurunun artma yani... riski var. Peki bununla ne yapıyorlar yurt dışından borçlanıp? Yurt içinde bozdurup doları baskılıyorlar. Niye? Seçimlere kadar o doların artmaması lazım. Aynı zamanda sen TL'ye dönünce bu sefer senin TL borçlanma ihtiyacın kalmıyor. Kamu bankalarıyla teklif atıp faizleri aşağı düşürüyorlar.
Yoksa %24 Merkez Bankası'na %15 gidip de 10 yıl hazine bonosu olur mu? Dünyanın hiçbir yerinde kimseye anlat. O zaman Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi gerekiyor. Biz dışarıdan gerçekten yabancı sermaye mi? Hani sıcak para bekliyor, sermaye mi bekliyoruz? Yani yabancı sermaye mi bekliyoruz? Yoksa buradan giden parayı yabancı sermaye olarak tekrar dönmesini mi bekliyoruz? Yok, bu tefeci faizi, bu yabancı. Yani %7,5'a pavyon faizi veriyorsun. Evet. Dünyada senden daha yüksek borçlanan ülke yok gibi. Yok yani, bildiğim yok. Zaten. Belki Arjantin'de. Tabii bunlar yani. Hep yol, su, elektrik olarak hepimize dönüyor. Neden? Vatandaş konut kredisini, taşıt kredisini daha yüksek faizle almak durumunda kalıyor. Ve şimdi şu Murat çok önemli bir noktaya vurgu yaptı. Türkiye'de şu an tuhaflıklar galebe çalmış vaziyette. Yani akıl dışı uygulamalarla, bilimsel olmayan uygulamalarla faizi düşürmeye çalışıyoruz, kuru düşürmeye çalışıyoruz. Bunu ne zaman yapsak bedelini hep daha sonra ödüyoruz. Ne zaman? Muhtemelen seçimden sonra. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şimdi derecelendirme kuruluşları seyrediyor. Londra. Londra dediğimiz nedir? Londra'yı bir izah edeyim. Londra Türkiye'de hisse senedi alan, tahvil alan sıcak para. Yani buraya gelip hisse almış, tahvil almış, yarın öbür gün satıp gitmesi kolay. Çok ciddi bir rakam var. Londra sermayesi değildir bu. Ya ağırlıklı olarak Amerikan sermayesidir ama para Londra'dan yönetildiği için Türkiye'ye, Brezilya'ya, Rusya'ya gelir. Bu fonlar şu an Türkiye'ye bakıyorlar. Uygulamaları, Murat'ın biraz önce söylediği piyasa dışı faizlerle, telkin yoluyla bankalara faiz düşürme çabalarına bakıyor. Diyor ki ya burası Las Vegas'a döndü diyor. Şansımı deneyeyim. Daha dolara %7,5 Las Vegas tabii. Yani bakın mesela borsa artıyor, güzel. Bizim borsa o kadar sığ, o kadar küçük ki. 500 milyon sokun, 500 milyon dolar sokun, borsa %10 yapar. Ha, satamıyor musun? Bir 500 milyon dolar daha sokarsın, 1 milyar dolar. Borsayı bir anda %15 arttırırız. Yani bakın bunu varlık fonu da yapıyor olabilir. Varlık fonunun iş izahnamesinde bu yazıyor. Piyasaları dengelemek yazıyor. Yani varlık fonu 1 milyar dolar piyasaya sokarsa, dikkat ederseniz bütün kağıtlar artmıyor. Sadece endeks kağıtları artıyor. Sonra 87 binden 104 bin endekse. Gelirsin ama ne zaman sokacağını ama bilemezsin. Ama biz o varlık fonunun ne yaptığını hiç bilmiyoruz. Varlık fonu çok geniş yetkililerle donatılmış ve vaziyette. Ve denetlenemez. Evet. Ve dünyada varlık fonu, bir de bu da tuhaf. Dünyada varlık fonu kuralım tamam. Yani hani dış dünyaya güç gösterisi yapmak amacıyla kuralım. Ülkenin bekası için kuralım. Mali istikrar için kuralım da bir şeyi kurarken dikkat etmek lazım. Dünyada ülkeler ihracat fazlası verenler, yani çok döviz getirenler, enerji fazlası verenler, yani içeriye çok döviz getirenler varlık fonu kuruyor, içine para koyuyor. Biz içine para koyamadığımız için ismiyle müsemma olsun dedik, içine varlık koyduk, şirketlerimizi koyduk. Yani hani varlık fonu dediğiniz şeyin içinde para olması lazım. Bizde o yok. Tabii. Biz bu sefer para olmayınca olmadık yerlere el atmaya başladık. Orada yangın var diyorlar, şeyi kapan. Kovayı kapan, koşuyor oraya suyu döküyor. Burada da var diyorlar. Kovayı kapan, böyle yönetilmez ki. Yani işsizlik fonu emekçinin güvencesi şeye para verdi. Kamu bankalarına para verdi. Niye özel bankalara vermedi? Bir de burada bir de hani rekabet yatırmadı. Bir de çok düşük faizle yatırdı. Zarar edecek. İçsin parası çok düşük faizle sermaye niteliğinde borç olarak verildi kamu bankalarına. Sonra aynı kamu bankaları ne yaptı? 0.98'de ev konut kredisi veriyor. Senin kredi kartı borçlarını kapamak için seni çağırıyor. Ki o da çok büyük yalan. Orada acaba bugüne kadar onu kullanıp kredi kartı borcunu kapayan kaç kişi var, açıkladılar mı? Açıklamadılar. Çünkü bankalar bunu kabul etmiyorlar. Senin daha önce batmamış olman gerekiyor. Kötü kredi notun olmamış gerekiyor. Bütün borçlarını ödemiş olman gerekiyor. İyi de güzel kardeşim, eğer adam zaten böyleyse niye kredi kartı borcu yapsın? Futbol kulüplerini kurtarmaya çalışıyorlar. O senin paranla, nereden? İşsizlik fonundan alınan parayla, kamu bankaları ayağıyla. Ne olacak? Sen bunları ne kadar daha götürürsün? Seçime kadar götürürsün. Sonra ihtiyacın yok bunlara. Yani seçime kadar gider, faizler de düşer, dolar da kıpırdamaz. Ama sonra sen bunların hepsinin faturasını bir ödeyeceksin. Neden? Çünkü hani seçimden sonra yeter ki Ankara düşmesin, İstanbul düşmesin. 4,5 yıl var ya arka tarafta. O 4,5 yılı 2 yılda sürünürüz. Ondan sonra millet unutur gözüyle bakıyoruz olaya. Yani siyasi bakış açısı. Şimdi peki Türkiye'nin seçimden sonra temerrüte düşme tehlikesi var mı? Yok. Yok. Türkiye temerrüte düşme. Peki IMF'ye mecbur muyuz? Kuvvetle muhtemel. Yani o para bizim, şöyle anlatayım. İşte gidersek ne olur, gitmezsek ne olur?
gitmezsek çok uzun yıllar 7-8 yıl acı çekeriz. Yani bunu çok yani sonuçta yine aynı şeyleri yaparak şöyle çekeriz. Şöyle bir görüş var. Murat da en son görüşümde 4 yıl acı çekeriz demiştin abi. Ben gittim ama ben bu kadar borçlanacaklar tahmin etmedim. Geçen hafta bir hafta göremedim kendisini. Zaten hastaydı. Yazık böbrek taşı düşürüyor. Bir dolu problemi var. Var mı? Var mı başka özel hayatımda devam edeceğim? Bol bol su içiyor. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Erkin'in ne olduğunu ben söylemiyorum. Bir dahaki programına bırakmak istiyorum bu hikayeyi. Ben olmayacağım İskender'iniz o zaman. Sizi de alırız araya koyarız. Neden Namık Bey yani. Şöyle, Türkiye daha önceki 2001 krizine girdiğinde 24, yani 240 milyar lira gayri safi milli hasılası vardı. İşte yaklaşık 24 milyar dolar borç aldık IMF'den, kurtardık. Şu anda Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar civarında. Daha fazlaydı da düştü 8 milyar dolar. Yarısı kadar. %10'u almıştık. Yine %10'u alırsak Türkiye'nin 80 milyar dolar dışarıdan paraya ihtiyacı var. Yani gidip de 2 milyar euro bondla yok samuray bonda çıkacağız. Ya Japonlar salak mı sana? O dünyanın istediğin kadar para versinler. Kim bilir onu kaç? %0 faizle dünyaya borç veren Japonya bakalım Türkiye'den kaç isteyecek? Kaç isteyecek? Ben de çok merak ediyorum yen bazında. Ya bir de yenin güçlendiğini hissedersek ne yapacağız? Biz o paraları dolara çevireceğiz ya da euroya çevireceğiz. Yen arada güçlenirse ne yapacaksın? Sonra üstüne üstlük işte bir tane daha 2025'e çıkacağız. Yüksek faizli döviz cinsi. Devamlı döviz borçlanıyoruz. Yani bir ülkenin bir borçlanma planı vardır. Bir, biz hepsini 2-3 aya yığdık. Niye yılın evet. sonunda borçlanmıyoruz? Çünkü seçime kadar bu paraların gelmesi lazım. Şu görüşe katılıyor musunuz? Şöyle bir görüş var. Temerrüte düşersek dolar 10 liraya belki 15 liraya bile çıkar. Ama IMF ile anlaşmaya gidersek 5-5,5 bu civarlarda kalır. IMF'yi çok sever. Şimdi ben hani söyleyeyim şahsi olarak IMF karşıtı bir iktisatçıyım. Ama şu an ülkenin gittiği yol belli. İçerideki kaynaklarla bu işi döndüremiyoruz. Dolayısıyla dışarıdan kaynak lazım. Bir kere burada tespitimizde hepimiz mutabıkız. İçeride kaynak hane halkında, vatandaşta yok, reel sektörde yok. Banka kredi açamadığı ortada zaten. Devlet de olmadık şeyler yapıyor. Merkez Bankası'nın Nisan'da aktaracağı hazineye parayı Ocak'ta aktardık. Demek ki devlette de. Ortada zaten biliyoruz. Kaynak yoksa dışarıdan. Dışarıdan nasıl getirirsiniz? Gidersiniz IMF denen bir kurumla anlaşırsınız. Murat deminden beri çok yüksek faizle borçlanıyoruz diyor ya diğer yollarla. IMF'den ucuza borçlanırsınız. Ama IMF size kural dayatıyor. Şeffaf ol diyecek. Kurallara göre hareket et diyecek. Harcamalarını bir göreyim diyecek. Bunları verebilecek miyiz? Çok zor. Varlık fonuna müdahalesi olacak mı? Birçok şeye müdahalesi olmaz. Yok işte devletleri konuştuk ya. Evet. Onların dokümanını isteyeceğim. Evet. Verebilecek miyiz? Şimdi IMF'ye nasıl anlaşacaksın? IMF'ye verdiğinizi bizler de görmeye başlayacağız. Tabii. Bizler de yazmaya IMF başlayacağız. IMF şeffaf bir kurum çünkü. Tabii ki. Ya da ikinci yol IMF dışı kaynaklarla bu işi yapmaktır. IMF dışı kaynaklar da Londra'dan gelen sıcak paradır. Yurt dışından bu ülkede fabrika kurmaya gelen soğuk paradır. Buraya gelir. Ama o bize bir disiplin sağlamayacağı için evet, paranın nereye gideceği gene belli olmayacak. Ama bakın o parayı getirebilmek için Türkiye'nin derli toplu bir para politikasının, derli toplu bir maliye politikasının, güçlü bir eğitim sisteminin, doğru işleyen bir adalet sisteminin olması lazım. Onlar olmadığı için de zaten son dönemde çekemedik. Yani bu gerçeği unutmayalım. O yüzden IMF dışı kaynak gelmiyor. Yoksa Murat da ısrarla söylüyor. Diyor ki ucuz Türkiye. Bugün borsanın geldiği yerde bile ucuz. Çok ucuz. Dolara böldüğünüz zaman dolar kuruna dolar bazında Türkiye halen çok ucuz. Şirketler ama gelmiyor. Az geliyor daha doğrusu. Yani böyle bak neden? O zaman ya doğru işler yapacağız. IMF'ye bu işi götürmeden halledeceğiz. Ama söyleyeyim. O disiplini kaynak, sağlayabilir miyiz? Dış kaynak girişi olmazsa sordunuz ya ben de söyleyeyim. V krizi olmaz. Türkiye 60'tan sonra yaşayacağı ilk U krizini yaşar. U krizi de Murat 7-8 yıl sürünmekten bahsediyor. Sürünmek dediği büyüme ama düşük büyüme. Türkiye için düşük büyüme de problemdir. En azından daha kötüsü olmasına razı Türkiye. Yani %4'ün altında, 5'in altında büyüdü mü Türkiye işsizlik oranı ciddi şekilde artar. Türkiye'nin işsizliği arttırmaması için 4,5-5 büyümesi lazım. Enflasyonu arttırmaması için de 5'in üstünde büyümemesi lazım. Yani ekonomi yönetimi dediğiniz kurumların iki tane Merkez Bankası ve hükümetin işi ifrattan ve tefritten kaçırarak ekonomiyi evet. 4,5-5 patikasında büyütmek. Bu da çok zor, görünür gelecek. Peki hep üretim diyoruz ama üretim mi neyle yapılacağı konusunda, kaynak yaratma konusunda falan herhangi bir görüş yok, bir fikir yok. Hep üretim diyoruz, üretim. Çünkü niye? İhracat yapacağız, cari açığı kapatacağız, şey yapacağız. Yani şimdi o kadar hayal gibi geliyor ki bunlar, o kadar zor gibi görünüyor ki.
Ben iki kere çok konuştum. Ama ben şöyle, V krizi veya U krizi değil, ters kök krizi yapacağız. O nasıl kök ya? İşareti nasıldır? Böyledir. Tamam. Ters çevir, böyle yükseldik, buraya düştük, buradan devam edeceğiz. Yani öyle yukarı, U'daki gibi o yukarı çıkmayacağız. Ters kökü şimdi şuraya çizeceğim. Evet evet, ters kök. Gözümü yani onu buldum ben. Yani ağır ağır yükseleceğiz. Evet, ters kök yaptı. Ters kök yaptı. Anladım ne yaptığını. O, evet. Yani Ahmet Haşim gibi ağır ağır düştük. Çıkacaksın bu merdivenlerden. Literatüre yeni bir şey ekledi. Ters kök krizi. V vardır, U vardır, L vardır, W, çift dip kriz vardır. Ters kök krizi diye ekledi. Evet, ha? Ters kök. Şimdi IMF kaynağı falan filan gelmezse hakikaten zorlu bir süreç var. Şimdi gene 5.25'lerde gene bakıyoruz raporlar iyimser, iyimser, iyimser. İnsanlar gene iş bitti, kriz bitti havasına girdiler. Hedefleri tutturduk diyorlar. Hangi hedefi tutturduk? Yani 2018 için hedefleri tutturmuşlar. Ya iki ay önce verilen hedefler tuttu, doğru tuttu. Ama %7,5 faizle borçlanarak tuttu. Yani hedefini ilk başta hangi hedef tuttu ya? Murat, iki ay önce verilen hedef. Ekonomideki hedef. Evet. İki ay önce göstergeler. Yani. İki ay önce verilenler. Yoksa yani enflasyonda %20 hedefi tuttu. Evet. Öyle diyelim. Hedefi tuttu. Ama Merkez Bankası enflasyonda %5 açıklamıştı. %5 ama oldu. Ama iki ay önce %20'ye düşüreceğiz dediler. Sokak enflasyonu %20. Evet. Türkiye'de üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları hep paralel gider. Geçmişte bakın. 2003'ten 2004'ten beri hiç ayrılmazlar. Nedense şu son 6-7 aydır üretici enflasyonu %35, tüketici enflasyonu %20. Arada 15 puan var. Ne varsa satayım diyor. Ne yani, varsa elindekini satayım ya, diyor. Öyle mi? Yoksa hakikaten tüfe mi gerçeği yansıtmıyor diye insan sorguluyor. Ha, o da var evet. Yani tüfe de gerçeği, yani gidip de en ucuz marketlerden o gün indirime gidin deyip de fiyat toplarken o gün indirime gitmiş fiyatları gidip de piyasadan çekersen, ki bunlar duyumlar. Yani o gün markete indirime git diyorsun. O gün market o ürünlerde indirime gidiyor %15. Hani 3 günlük süren indirimler var ya. Merkez Bankası anketörleri gidiyor. Şeyde TÜİK anketörleri gidiyor. Diyor ki hakikaten fiyat şuymuş, fiyat şuymuş. Aa, Türkiye'de enflasyon %20 diyorsun. Ya eğer geçen sene 10 lira olup bugün 12 lira olan bir şey varsa öp başına koy ve stokla. Ama yok. Yani 10 lira geçen sene 10 lira olan her şey bugün 18 lira. Evet. Yani fiyat istikrarının sağlanması görevini zabıtalara devrettik Namık Bey. Yani dolar ne olacak? Bir yere devrettik de ekonomistleri değil zabıtaya teslim ettik sonuçta. Yani depo basmakla, market basmakla, market hesaplarında işte yok sen pahalı sattın, ucuz sattın, ya patlıcanı satmayayım, onu çıkart tezgahtan indir. ya ben size şöyle söyleyeyim yani. İnsanlardan tamam bu olayları gizliyorlar. İşte enflasyonu gizliyorlar, şunu gizliyorlar, bunu gizliyorlar. Ama insanlar artık bunları cebinde hissetmeye başladı. Ya madem biz bu kadar iyiyiz, ben bu dayağı niye diyorum diyor. Mesela son iyimserlik haberini vereyim size. Çıkmadan önce, programa gelmeden önce son değişik bir haber var mı diye Twitter'a bakıyorum. Hürriyet, bildiğiniz Hürriyet gazetesi. Twitter'da haber vermiş. Balık fiyatları %200 düştü. Şöyle bunun anlamı şu. Balık fiyatları 0 liraya indi. Üstüne üstlük balık alana cebinden balık fiyatı kadar da para veriyorsun demek. %200 düşmesi demek. Ya bu adamlar ilkokul mezunu adam çalıştırıyorlar. Ya bunu yazan ebleh. Ya da Hürriyet gazetesi A Haber'le yarışıyor ilk niteliğinde. Ben bu kadar, yani bunu yazan adamı ben kapıdan bir dakika içeri sokmam. Kardeşim derim, birinci dakika %200 düştü. Ne demek arkadaş, sen hiç mi kitap okumadın ya? %100 düşerse 0 lira. %200 düşerse cebinden para veriyor balıkçı. Hayır, alana demek. Bir balık veriyor. Ve bunu yazan Hürriyet gazetesi tweet attı. Sonra yarım saat sonra falan sildiler herhalde utanıp. Bir zahmet. Yani buyursunlar. Yani yazmadık evet, desinler evet, yani. Evet, evet. Yani böyle evet. Biraz yani iyimserlik de artık kendilerini açtılar yani. Ben nasıl olurum da bu kadar hükümete yaranırım. %200 düşmüş balık fiyatları. Buna ama iyimserlik falan demek gereksiz, yalan diyeceksin. Yalan değil, salak diyeceksin bunu yazalım. Bilerek... Çünkü yalan bile böyle olmaz. Gerçek olmadığı hayır, doğru. Hayır Murat, ben sanki bunu ancak kasıtlı yazarsanız böyle bir şey çıkar. Hani o kadar da aptal olduklarını zannetmiyorum. Evle. Evet. Evet yani. Kusura bakmasın tabii, yazan arkadaş ama yani affedilecek bir şey. Evet, oraya evet. Oturtan arkadaşı da ayrıca tebrik ederim. Dolar kurunda önemli bir yer var. Teknik. 5.40. Bir şeydir. Burası yok, 200 günlük hareketli ortalama. Yani dolar kurunun bugünkü seviyesi ve önceki 199 gününü toplayıp 200'e bölersiniz. Bu
hareketli ortalamadır. Bir de bunun üst seli vardır falan filan. Önemli değil. 5.20 seviyesi, 5.19 şu an 200 günlük hareketli ortalama. Ve 2013'ten beri arada böyle ufak denemeler yapmış, kırar gibi yapmış, hiç 200 günlüğün altına inmemiş. Bakın 5 yıldır. Buradan şuraya bağlamaya çalışıyorum. Eğer seçimden sonra IMF, şimdi insanlar soruyorlar, hocam dolara nereden girilir diye. Veya dolarda olası dip neresi olabilir? Çünkü 4.80'ler, 4.50'ler zikredenler dolu. Eğer IMF kaynağı gelmezse, Türkiye'de dolar kuru 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmekte yani çok zorlanır. IMF'den kaçış yok mu diyorsun? Hayır, bu bir tercih. Tercih. Bu bir tercih. Hayır, doğru tercih olarak mı görüyorsun? Ben doğru tercih olarak görmüyorum. IMF'siz de yapma şansımız var ama doğru hamleler, onu biraz IMF'siz önce anlattım. IMF'siz o disiplini sağlayabilir miyiz? Sağlayamayız. O zaman mecburuz IMF. Tek kaynak IMF. Bakın 1 milyon 2013 başından beri bu ülkede satılmamış konut stoku var. Basit vere hesabıyla basına falan bırakırsanız bu işi 3 milyona gidiyor. Bırakırsan 3'e gidiyor. Murat'a bırakırsan 3'e gidiyor. Ya birden gidelim diyorum. 1 milyon adet satılmadı. Satış fiyatı 100 bin dolar. Satılmamış 100 milyar dolar konut stoku var. 100 milyar dolar ne demek ya? Bu ekonominin büyüklüğü 850 milyar dolar Namık Bey. Ekonominin 8'de 1'i kadar satılmamış konut stoku var. Bu kadar daire satılmamışken, ipotekli konut satışları, yani bankadan krediyle aldığınız konutların satışları geçen yıla göre %80 düşüyorken, hangi inşaat firması ayakta kalacak? Peki inşaat sektörüyle kalkınmış bir ülke var mı dünyada? Yok. Atılım yapmış kalkınmak bir ülke var mı? Kalkınmak diye bir şey yok zaten. Ama aynı büyümek örneği var. Venezuela örneği var. Büyümek var. İnşaatla beraber. Büyümek diyelim. Büyümüş bir ülke var mıdır? Sanayi üretimini bırakıp konut yapımıyla kalkınacak. İnşaat ihtiyaç şöyle. Büyüyecek. Mesela Erkin 1 milyon dedi ya. Erkin'in 1 milyonun üzerine girin internete bir tane işte satılık ikinci el siteleri var. Onlardan girin. Onlardan birinin en son ben satılık emlak kısmında 998 bin tane satılık emlak ilanı olduğunu gördüm. Yani 2000 sonra 1 milyon olacaklar. Yani bu da haftaya 10 güne yaklaşık 1 milyon tane satılık emlak ilanı olacak. Siteye girin. Sitenin ismini vermek istemiyorum ama herkes tahmin ediyordur. O bir tane zaten en yani geniş. Yani bir de en büyüklerden emlak evet. Sayısına bakıyorsunuz 1 milyon yazıyor. Bunlardan kaçı konut, kaçı tarla, kaçı şey bilmiyorum ama 1 milyon orada. Herkes de gidip de o siteye ilan vermiyor. Evet. Yani gazetelere ilan evet. Veren var. Başka evet. O da ikinciye satmak isteyen var, emlakçılara veren var. Yani onlar 2 milyon ediyor. 1 milyon da Erkin'in dediği yeni bitmiş sıfır evler. Sıfır ev değil ki sırf satılık. İkinci evler de var. Yani adam almış satmaya çalışıyor. Adam kentsel dönüşüme sokmuş. İki daire almış onu satmaya çalışıyor. Al sana 3 milyon. Ne etti hepsi 100 bin dolar etse 300 milyar dolar. Peki biz hep konut sektöründe Araplara satmayı planlarız hep. Araplara ev satışı, Araplara ev satışı, konut satışı diye bakıyoruz. Bizim vatandaşın zaten alacak hali pek yok olmadığına göre. Yabancılar alımda nasıl gidiyor o? İyi ki sordunuz. Çünkü bu soru, yani bunu ben basında duyduğum zaman artık Namık Bey yüzüm kızarıyor. Yani sinirden, cehaletten yüzüm kızarıyor. Çünkü %3 toplam satışlar içerisinde yabancılara yapılan satışların payı. %3. O da 250 bin dolar artı vatandaşlık reklamıyla evet. Beraber promosyon evet. Olarak Türk vatandaşlığını sunuyoruz. Ya, evet. Ev alana üstüne bedava Türk vatandaşlığını sunuyoruz. Ne ayıp bir şey ya. Bir de bunun dediği bu kadar ucuz mu ya Türk vatandaşlığı? Yani sen şirketlerinden utan ya. Ağzına sağlık. %3 demek her satılan 100 dairenin 3'ü yabancıya satılıyor. Kaldı ki bu %3'ün bir kısmı da bıyıklı yabancı. Benim tabirim değil. Bankacılar, hazinecilerin tabiridir. Yani bıyıklı yabancıdan kastımız şudur. Yurt dışındaki gurbetçiler. Gurbetçilerin Türkiye'de altı. Üçte biri. %3'ün neredeyse önemli bir bölümü. Bıyıklı yabancıya. Yani alan gene bizim gurbetçilerimiz. Dolayısıyla bu evleri birileri alıyorsa bizler alıyoruz. Evet. Bizler de alamadığımıza göre şu an yabancılara satışta bu işi kotarma şansımız yok. Şu an en çok yabancıların hücum ettiği illerden biri Yalova, Trabzon, Sakarya. Yani Yalova sayfaya geri. Tabii. Trabzon doğasıyla tabii. Ön plana çıkan. Yani Muğla, Antalya zaten oralar gitti de şimdi Sakarya'yı da yitirmeye başladık. Yani inanılacak gibi değil. Doğa bölgesi, doğa açısından Sakarya çok ön plana çıkan bir yer. Ama ona rağmen... Işte şu Bolu'daki evleri gördünüz değil mi? Hani evet. O kuleli muleli ya, şeyler yapmışlar, satılmayan. Evet. Şu kadar parayı Concordato eğitim sistemine yatırmış olsaydık,
Türkiye 5-10 yıl sonra geçik büyümeyi kalkınma yolunda ciddi adımlar atar hale gelecekti. Kalkınabilmemiz için, şimdi ben ekranda dinliyorum bazen. Çıkıyor, anlatıyor. Bağladığı yerde şu. Ama yapısal reform lazım diyor. Nedir bu yapısal reform? Yapısal reform ne ya? Bir söylesene, biz de öğrenelim. Oraya gelince tıkanıyor, açmıyor. Yapısal sürekli reform şu. Tekrarlanan laf. Türkiye 100 birim üretiyor, 65 birimini ithal ediyor. Her 100 birim ürettiğinin 65 birimini ithal ediyor. Yani içeride biz 35 katma değer koyuyoruz. Haksız mıyım? 35 katma değer. Yani montaj ekonomisi. 35'i 50'ye çıkarttığımız gün, 60'a çıkarttığımız gün ancak Türkiye kalkınmaya başlar. O 35'i içeride üretileni arttırabilmek için de, yani Türkiye atıyorum hidrolik üretiyor ama hidroliği üretirken kullandığı CNC tezgahı ithal. Burada biz CNC üretebilmeliyiz. Bunu yapabilmek için de arka taraftan çok güçlü gelen bir nesil lazım. Eğitimli bir nesil lazım. Araştıran, soruşturan. Halbuki herkes Türkiye'den, bütün öğrenciler nasıl kaçarım, yurt dışına nasıl kapağı atırım, nasıl kendime... İşte Aselsan'dan mühendisler gidiyor, öğrenciler gidiyor, yeni mezunlar kapağı dışarı atmaya başlıyor. Zaten kalifiye elemanları yabancılar kaçırmıyorlar, alıyorlar. Bize yetersiz, ne iş olsa yaparım diyen bir grup kalıyor. Onlarla biz Türkiye'yi büyütecek miyiz? Kalite önemli tabii. Yani senin eğitim kaliten... İyi değil yerlerde. Her yıl değişiyor. Her yıl değişen bir şeyde iyi bir gençlik yetiştiremezsin ki. Zaten önümüzde bir kayıp gençlik var. Yani son 16 yılın 10 yılı kayıp gençlik olarak liseleri bitirdiler. Yani onlardan çok ciddi bilim adamı çıkacağına inanmıyorum maalesef. Çünkü eğitimleri kötü. Onların suçu değil. Onlar zeki insanlar. Onlar akıllı insanlar ama eğitilmemiş insanlar. Yani o yüzden iyi eğitilmedikleri için önümüzdeki 10 yıl eğitim anlamında kaybettik. Dediği gibi yani sırf hikaye ekonomi değil zaten. Adalet. Sen adaleti sağlayamadığın anda senin ekonomin asla yaşanmaz. Sen ülkedeki demokrasi ikinci plandır. Çünkü yabancı demokrasiye bakmaz. Öyle olsa Çin bu hale gelmezdi. Çin bu kadar zenginleşmezdi. Ama Çin'de adalet var mı? İnanın var. Yani yabancıların haklarını çok çok iyi koruyorlar. Yani yatırım yapınca insanlar oraya güven alıp oraya gidip yatırım yapıyorlar ama Çin de artık demokrasinin eksikliğini hissettiği noktaya gelmeye başladı maalesef. Çünkü adaletli artık bir yere kadar artık demokrasi. Demokrasi de bittikten sonra artık özgürlük. Yani çılgın adamlara, çılgın fikirlere yol vermen lazım. Türkiye bunları vermediği için yani iyimser önümüzdeki bir yıl kazansak ne olur, faizleri düşürsek ne olur. Sen önümüzdeki 10 yıl zaten kaybetmiş durumdasın. Namık Bey, iyi para kazanan, Murat Demir Bey'in göçünden bahsetti de, iyi para kazananlar da gidiyorlar. Bu çok kötü. İyi para kazanan insanlar niye gidiyor? Mutsuz çünkü Murat. Mutsuz. Öyle bir biz ekosistem yarattık ki tamamen dost, düşman. Tabii, gri bölge kutuplaşması üzerine. Gri bölge diye bir şey yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde muhalefete oy verecekler. Verecek olanlar adeta ülkenin BK problemine katkı sağlayacakmış havasına büründürülüyor. Yani bunu her seçimde yaşıyoruz. Bu bir seçim yani. Alt tarafı, belediye seçimi. Muhalefete de oy verebilir, hükümet tarafına da oy verebilir, ittifaka da verebilir, bu tarafa da verebilir. Ne var bunda? Yani bu tarafa oy verenler bir böyle tuhaf bir ittifakın parçası haline dönüştürülmüş bir Türkiye'deyiz. Dolayısıyla insanlar mutsuz, sokakta konuştuklarımızdan görmüyor musunuz? Yani bizim bu kutuplaşmayı, dost düşman ayrımını ortadan kaldırmamız lazım ama sistem bundan besleniyor. Peki Türkiye'nin beka sorunu diyoruz. Her seçimde bunu yaşıyoruz. Beka sorunu acaba biraz da Türkiye'de şu tabloyu yaratanlar değil mi? O beka sorunu yaratanlar. Yani dış politika da dan tutun ekonomiye kadar. Yani bunlar yani düzgün olan bir şey gösterebiliyor musunuz? Söyleyebiliyor musunuz? Hani iyimser söyleyeyim dedi az önce Murat. İyimser bir şey söylesene Murat. Yani şöyle iyimser bir şey söyleyeyim. Geçen gün sayısal loto çekildi. En güvenilir kurumlardan birinde torbadan 2 tane 10 rakamı çıktı. Yani sen sayısal lotoyu noter karşısında yapıyorsun ve onda bile hile kokusu var. Yanlışlıkla zaten hepsini kov. Bak ben diyorum bunlar çok ciddi kurumlar. Bunlar güven üzerine kurulmuş kurumlar. Murat, yani dikkat edersen Murat, Murat Zaytun gibi vallahi billahi. Abi yani sayısal lotoda aynı torbadan 2 tane 10 çıkarsa hile var mıdır yok mudur? Ya ne diyeyim Murat buna? Yani ya Türkiye'nin sayısal lotosunu ben niye oynayayım artık bu saatten sonra? 2 tane aynı torbadan 10 çıkmış. Yani ve kimse kovulmuş mu bunun için? Yani bak ben demin Hürriyet'te herkesi kovdum. Ondan önce Merkez Bankası'nın yarısını kovdum. Evet. Şimdi yani ben ülkede kapıya koymayacağın adamları
gelir bir yerlere getirmişsen sen, bu ülkede dolar düşse ne olur, faiz düşse ne olur, onlar yine çıkacak. Hiç kurtuluşun yok. Peki ben sana sorayım, nereye gidiyor bu durum? Yani ekonomi sence bu yıl dolar, faiz ne olur? Yani faizlerde bir yükseliş. IMFK ile bunu artık varsayımlı vermemiz lazım. Çünkü IMF'siz diye düşünüyorum. IMF'siz Türkiye'de 200 günlük hareketli ortalamanın altına kalıcı olarak inmez dolar kuru. Bir başka ifadeyle 5.20 seviyesi. Şu an 200 günlük orada. O birazcık aşağı inecek önümüzdeki dönemde 5.17'lere, 5.15'lere doğru. Onun üstünde bir dengelenme olur. Seçimlerden sonra da gelecekte harcayacağımız parayı öne çektiğimiz için iyice kaynaksız kalacağız. Faizleri telkinle indirdik aşağıya. Bu arada ben bir yıl vadeli TL mevduatı yapıyorum. %21 faizi. 20'ye düşmeye başladı. Bundan stopajı atın 19'larda. 18 küsürlere indi. Enflasyon %20. Paradan kazandığım, faizden kazandığım %18,5. Yani param TL'de kalırsa eriyor. E ne oluyor? Vatandaş gene başladı bankada TL satıp dövize geçmeye. Evet. Müthiş bir dövize hücum var. Evet. Mantıklı hareket. Yani, mantıklı hareket. Bu nereye doğru tırmanacak yavaş yavaş? Hükümet ise yurt dışından borçlandığı için bu paralarla şimdilik müdahale edebiliyor. Ama nereye kadar müdahale edebiliriz? Bir de sıkıntımız şu. Mesela enflasyonun ve ya da işte faizin nedenleri konusunda iktisatçılarla, gerçek ekonomistlerle Cumhurbaşkanı anlaşamıyor. Cumhurbaşkanına göre enflasyon faizden kaynaklanıyor. Normal ekonomistlere göre sanıyorum o söylemi faizler, bıraktı artık. Enflasyonu soruyor. O söylemi bıraktı. Yok, hala bankaları suçluyor her konuda. Bankaları suçluyor da artık enflasyon faizden kaynaklanıyor diyorsa Merkez Bankası şu anda atıyorum 20.30 enflasyon, 24 faiz. Haliyle faizi şu anda 18'e çekeceksin ki enflasyon 20.30'dan 15'e inecek. Ama Merkez Bankası faiz indirdiği anda gözünü kapa, dolar al. Yani peki en kötü senaryo nedir dolarda? Seçim sonrası için. Daha önce gördüğümüz seviyelerin üzerine çıkması. En kötü senaryo bu. Yani Amerika ile normalleştik. Hani Amerika ile ilişkilerin kötüleşmesi değil miydi doları 7.20'ye getiren? Evet. Şimdi de normalleştik. Nereye indi? 5.30'a. Evet. Geçen sene Ocak'ta kaçtı kur? 3.70. Demek ki Amerika'nın etkisi o sanıldığı kadar değilmiş. Zaten büyüme modeli yanlıştı. Zaten bu yaşayacaklarımızı yaşayacaktık. Mahallenin kabadayısıyla kavga edince bu yaşayacaklarımızı daha sert ve daha erken yaşadık. Ama bu defa o kavgayı yaşasak da yaşamasak da şu güne kadar gördüğümüz olması yeter mi diyorsunuz? Bugün yani 7'ler, 7.25'ler falan. Türkiye'de adeta İskoç duşu diye bir kavram vardır. İskoç duşu bir işkence yöntemidir. Şu an firmalar adeta İskoç duşu altında. Nedir İskoç duşu? Aynı anda bir bünyeye hem kaynayan suyu hem de buz gibi suyu aynı anda vermek demektir. Vücut ne olduğunu şaşırır. Eski işkencecilerden kim kaldı Erkin? Nereden biliyorsun İskoç duşunu? Vay arkadaş ya. 5.30 şimdi hani kriz bitti ya ve çok basit hesap. 210 milyar dolar net döviz borcu var firmaların. 3.70'den alıyordu. Şimdi 5.30'dan alıyor. Arada 300 milyar TL kambiyo zararı var. Başı kesilmiş tavuk gibi dolanıyor şu an firmalar ortalıkta. Büyük olanlar bankalara meydan okuyor. Haksız mıyım? Borcumu yapılandır diyor. Banka eli mecbur. Küçük olanlar bir ara Konkordato'ya gidiyordu. Şimdi Konkordato'yu da gidilmez hale getirdik. İşte Pamukkale örneğinde olduğu gibi direkt artık iflasa gidiyor. Yani bu firmalar maliyetlerini kısmaya devam edecekler. İşten çıkarmalar yoğunlaşarak devam edecek. Şimdi seçim öncesinde göze batmamak için firmalar da dayanıyor. Hele bir şu seçim geçsin de ondan sonra işten çıkarmaları başlayız diye. Biliyoruz içindeyiz. Evet. Firmalarla çalışıyoruz. Evet. Şimdi size bir karikatür göstereceğim. Arkadaşlar bu forum son fotoğraflarda en son bir karikatür var. Forum karikatür diye onu gösterebilir miyiz? Bir mizah dergimiz çok güzel bir o değil daha sonra ilk forum karikatür ondan 3 sonra en sonda diyor ki bu Levan dergisinde sebze fiyatları uçtu, sebze meyve herkes fiyatları uçtu derken İşte bu dolar döviz şeyi gibi, büfesi gibi fiyatları koymuş. Sesleniyor, alo çabuk sat benim
hisseyi. Yarısını kuru soğan, yarısını taze soğana yatır. Arabayı da elden çıkar, tamamıyla patlıcan yap. Acele et, büyük oynuyorum bu sefer. Tahtakale borsası bitti diyor arkadaki. Çıkart elinden şu dobloyu artık. Basalım soğanı, Sertaç dinle beni. Türkiye'nin son durumunu ama yani anlatan... yok, gıda enflasyonu inmesinin imkanı yok. Demin anlattım işte. Yani ilk bölümde anlattığım gibi o gıda enflasyonu mümkün değil. Yok ki, arz talep diye bir kanun var yani. Onu çiğnemen lazım ya da ithal etmen lazım. Ucuza vermen lazım. Ki neyle ithal edeceksin? Vatandaşın parasıyla. Ne ithal edeceksin? Patlıcan. Ne ithal edeceksin? Soğan. İnsan utanır. Yani ama utanmayıp ithal edecek miyiz? Evet edeceğiz. Ya siz insanların içini karartıyorsunuz. Bak öbür kanallar ne kadar güzel. Güllük gülistanlık. Sürekli müjdeler veriyorlar. Değil mi? Balık %200 düştü evet, diye. Evet yani %200 düştü diyorlar. Hemen yani, hızlı hızlı balık tabii şey... yani işte emekli maaşına zam, müjde müjde müjde. Sürekli müjde müjde ya. Bu Erkin geldi öyle oldu. Ben kozmonotlardan bahsediyordum en son. Namık Bey, işler rayına girmeye başlasın. Türkiye büyüme modelini sağlıklı bir yapıya geçirsin. Gene kurtuluruz. İşlerin iyi olacağını söyleyecek olan ilk kişiler gene bizler oluruz. Evet. Biz evet, veri neyse evet, onu söylüyoruz. Evet, bizim bütün evet, derdimiz bu. Arkanızdaki yazı. Gerçek. Önemli olan. Evet. Ve vatandaşın da gerçekleri. Derdin yok evet, yani. Evet. Gerçekleri. Öndeki verilere göre konuşuyoruz. Bizim kanalın sloganı budur. Bundan sonra burada da siz o yolda devam edeceksiniz. Haftaya zaten o yolda inşallah. Evet. Tam saat 9'da başlayacak programda. Evet. Çarşamba günleri evet, saat 9 ile 10 arası. Burada birlikte olacaksınız. Ben Erkin'in sözünü keseceğim, o konuşmaya çalışacak. Böyle bir hikayemiz olacak bizim daha önce. Ben aradan çekildiğim için sizi daha çok konuşuyoruz. Siz rahatlayacaksınız. Evet, bu akşam programın sonuna geldik. Cumartesi, pazar günü hafta sonu forumda görüşmek üzere. Ve arkadaşlarıma da başarılar diliyorum önümüzdeki haftadan itibaren. İyi geceler.